Abimler kahvaltı etmeyecek mi? Ah, onlar evde değil. Sabah sabah nereye gittiler? Sabah değil, dün gece gittiler. Ama nereye? Akşam İsra'nın annesi hastalanmış. Bakıcısı aramış, hastaneye kaldırmışlar. Şimdi ikisi de onunla. Anlamıyorum. Yengemin ailesi onu istemiyor. Abime hakaret ettiler. Abim niye yanlarına gidiyor ki? Bunu nereden anlayacak? İsra oğlumun aklıyla oynuyor. Karısı ne söylerse sadece onu yapıyor. Onun sevgisinden kendi iradesiyle karar vermeyi unuttu. Tamam ama en azından abimin kendine saygısı olsun. Bu çok saçma. Ben de bunu diyorum. İsra'nın sevgisinden kör oldu zavallı. Onu böyle görmeye yüreğim dayanmıyor. Sorun değil teyze. Birkaç gün sonra her şey bizim istediğimiz gibi olacak. Bu durumu da hallederiz. Hadi kahvaltı edelim. Hadi. Bakın ben kahvaltımı yaptım ve ilaçlarımı da içtim. Yani siz artık eve gidebilirsiniz. Anne, neden bizi gönderiyorsun? Çünkü gitmeniz çok daha iyi olur İsra. Endişelenme. Sorun çıkmayacak. Sakin ol. Ben hemen geliyorum. Şimdi iyi hissediyor musun? Daha iyiyim. Kendine iyi bak ve ilaçlarını iç. Şahsi. Bu eve girmeye nasıl cüret edersin? Hamad, oturup konuşalım. Kes şunu abi. Bu kadar drama yeter. Buna bir son ver. Hemen şu anda ikiniz de bu evden defolun. Hayır, gitmiyoruz. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldür. Öldürsene. Neden öyle duruyorsun? Git kocana bir silah ver. Bizi vursun ve tüm bu sorunlar bitsin. İsra, buradan gitme. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Beni vurmak mı istiyorsun? Ben de bir abinin kız kardeşini nasıl öldürdüğünü görmek istiyorum. Bunları konuşalım Hamad. Seninle konuşmayacak. Bugün sadece benimle konuşacak. Sadece bana cevap verecek. Biliyor musun? Neden senden dayak yemesine rağmen sana vurmuyor? Çünkü sana saygı duyuyor. Senin abim olduğunu biliyor. Çok inatçı ve sadece kendi egosunu düşünen, bu evde yapılan haksızlıklara dair hiçbir şey bilmeyen bir abi. Bunlar umrunda bile değil. Bu saçmalıkları dinleyecek vaktim yok benim. Bu saçmalıkları dinlemek zorundasın. Çünkü tekrar tekrar buraya gelerek bu saçmalıkları haykıracağım. Göreceğiz bakalım. Annemi görmemi nasıl engelleyeceksin? Göreceğiz. Sen nasıl onun çocuğuysan, ben de onun çocuğuyum. Ve bu bağ asla koparılamaz. Ben buraya geleceğim. Ve her istediğimde annemi göreceğim. Bakalım beni kim durduracak? Kendine çok iyi bak anne. Tekrar ziyarete geleceğim. Hadi. Nasıl hissediyorsun? Sen hallet, birazdan gelirim. Tamam, şimdi evden çıkacağım, merak etme. Al. Buna hiç gerek yok. Bu ağrı kesici, al. Bana bu kadar iyi davranma. Benim için savaşmayı bırak.
kendimi bana suçlu hissettirim. Senin için tüm dünyayla savaşır. Hayır, gitmiyoruz. Ne yapacaksın? Öldürecek misin? Öldür. Öldürsene. Ben de bir abinin kız kardeşini nasıl öldürdüğünü görmek istiyorum. Oturup konuşalım Hamat. Seninle hiçbir şey konuşmayacak. Bugün sadece benimle konuşacak. Sadece bana cevap verecek. Biliyor musun? Neden senden dayak yemesine rağmen sana vurmuyor? Çünkü sana saygı duyuyor. Senin benim abim olduğunu biliyor. Çok inatçı ve sadece kendi egosunu düşünen, bu evde yapılan haksızlıklara dair hiçbir şey bilmeyen bir abi. Sen nasıl onun çocuğuysan, ben de onun çocuğuyum. Ve bu bağ asla koparılamaz. Ben buraya geleceğim ve her istediğimde annemi göreceğim. Bakalım beni kim durduracak? Onun senin kardeşin olduğuna inanamıyorum. Bize davranışına bak. Buraya tekrar gelecekmiş. Artık iyice korkusuz hale gelmiş. Arkanda duran biri varsa korkusuz olursun. Onun bu hale gelmesine ben sebep oldum. Benim nefretim onu karşıma diken şey. Çünkü aşk olsaydı buna cesaret edemezdi. Neyse. Annemi hastaneye götürmese ve ona bir şey olsaydı kendimi asla affetmezdim doğrusu. Bana büyük iyilik yaptı. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Ne oldu da böyle çok mutlusun? Evet, çok mutluyum. Nedenini söyleyecek misin? Söylemez miyim? Ofisteki umre çekilişinde seninle benim adım çıktı. Ne? Evet, doğru duydun. Sen ciddi misin? Evet, elbette. Bu habere çok sevindim. Ama ikimiz de gidersek Nimra nerede kalacak? Yol boyunca beni huzursuz eden de buydu zaten.
Onu nasıl yalnız bırakabilirim? Burada kalması çok zor olur. Allah bizi çağırdı. Gerisini de o halleder. Çok fazla düşünme. Rahat ol, endişelenme. Hadi çocuklara söyleyelim, gel. Neden kendini sürekli zor duruma sokuyorsun İsra? Ne zorluğu anne? Sağlığını sormak için aradım. İsra, ben gayet iyiyim. Neden beni tekrar tekrar arıyorsun ki? Neden kocana ve kendine zarar veriyorsun kızım? Anne bak, ne zaman seninle konuşmak istersem seni arayacağım. Ne zaman seni görmek istersem yanına geleceğim. Bunu unutma. Çünkü ben sen olmadan asla yaşayamam. Senin kalbin taştan belki ama benim kalbim değil. Bak İsra. Evliliğinin gerçekleşme ve duyulma şekli bizim için... Bunu bir daha tekrarlamak istemiyorum kızım. Bak... Artık senin evin orası. Ve benden çok Şazip için endişelenmelisin. Ona değer vermelisin. Çünkü senin hataların yüzünden zarar görse de bundan şikayet etmedi. Ona değer veremem. Benim kaybım o kadar büyük ki şu anda onu düşünemiyorum. Hayır İsra, şimdi bunları düşünme lütfen. Geçip giden anılar için elindeki kısmeti kaybetme. Dediğimi anlıyorsun değil mi? Evet. Bak canım. Şazip bir erkek. Yaptığı hata ne olursa olsun bundan pişmanlık duyuyor. Ama sen bari onu pişman olacağı şeylere zorlama kızım, lütfen. Yüce Allah ikinizi birbirinize nasip etmişse eğer, kaderinize teslim olun artık. Ve aranızdaki anlaşmazlıkları bir an önce bitirin canım. Thank you.
Biliyor musun İsra, evlendikten sonra ofisi sevmeyeceğim. Neden? Sen beni evde beklerken nasıl çalışırım bilmiyorum doğrusu. Hemen işleri bitirip eve dönmek isterim kesin. Öyle mi? Ciddi misin? Ciddiyim. Göreceğiz. Şazip oğlum, nerelerdesin? Gece evde değildin. Sabah da erkenden çıkıp gittin. Benimle görüşmedin. Sabah hastaneden döndüm ama önemli bir toplantım vardı. Bu yüzden erken çıktım. Eğer bir işin varsa söyle. Evet, önemli bir iş için avukatın ofisine uğramam gerekiyor da. Gider miyiz? Şimdi mi? Evet. Tamam, ben üstümü değişeyim, çıkarız. Bir yere mi gidiyorsunuz? Hayır. O zaman neden böyle giyindin? Ben ona hazırlanmasını söyledim. Hayır oğlum, sorun değil. Siz bir yere gidecekseniz ben de Rıza ya da şoförle çıkarım. Hayır anne, ben değişeyim sonra çıkarız, tamam mı? Hayırdır? Bir sorun mu var? Niye annene yalan söyledin? Bana hazırlan dememiştin. Başka ne deseydim? Karım beni karşılamak için giyindi mi deseydim? Her şeyi söyleyebilirdin. Ama yalana gerek yok. Küçük bir yalan sadece. Ne zaman döneceksin? Eğer bekleyeceksen hemen. Ben kalkayım, annem bekliyor. Üzerindeki nazarı kaldır. Özellikle benim nazarım. Hoşça kal.
Şey, ben annemin yanındaydım biliyorsun. Sana mesaj attım. Avukatla biraz işimiz uzadı. Ne, üzüldün mü? Görünüşe bakılırsa biraz üzülmüşsün. Bana anlatmıyorsun bile. Ben anlattıktan sonra ne anlamı var? Umursayan kişi bunu zaten öğrenir. Tamam. Öfkeyle bile olsa bana bunu itiraf ettin. Seni umursuyorum. Hiç de umursamıyorsun. Evet, biliyorum. Bunu söylemiştin. Ama senin itiraf etmene zaten gerek yok canım. Üzgün olduğunu hissedebiliyorum. Peki madem, moralini düzeltmek için ne yapalım? Kavga edelim. Kavga mı? Planlı kavga mı edilir? Ha, planlanan savaş da değil mi? İyi, savaş o zaman. Tamam. Eğer kavgadan önce sevgiyle konuşmaya çalışırsak belki savaş ertelenebilir. Özür dilerim. Dinle. Hı? Seni seviyorum. Affedersin. Hey! Seni sevdiğimi söyledim. Dinle, bu fazla olmaya başladı. Tamam. Seni seviyorum. Özür bekliyorum. Üzgünüm. Bir daha yapma. Tamam. Anlaştık. Emredersin. Teşekkür ediyorum. Sabah mı oldu? Evet, doğru. Beni uyandırmadan işe mi gidecektin? Ailen geç saate kadar uyuduğumu düşünecek. Saat kaç? Bir şey düşünmeyecekler. Uyuyordun, uyandırmak istemedim seni. Bana söylemeden mi gidecektin? Evet, ne olmuş? Ofise gidince arardım, konuşurduk. Telefonda konuşurduk. Ama seni giderken göremezdim. Ne olurdu? Yani olurdu. Mesele şu ki, iyi bir eş olmak isteyen biri kocasını kapıya kadar uğurlarmış. Yani bu iyi bir eş bulduğum anlamına mı geliyor? Evet, doğru. Gitmek zorunda mısın? Evet. Toplantı var. Başka bir planın mı vardı? Hayır, bir planım yok. Sadece dışarı çıkarız demiştim. Şimdi mi? Hayır. O zaman sorun yok. Ofisten erken geleceğim. Sonra çıkarız. Tamam. Sen bir dakika burada bekle. Ben hemen üstümü değiştireceğim. Sonra sana veda ederim. Bekle.
Bu nasıl çalışma? Senden kahvaltı istedim. Neden hala masayı hazırlamadın? Biliyorsun, Şazip ofise gidecek ve geç kalıyor. Ne kadar sürer? 10 dakikaya hazırlarım efendim. Hemen hazırla hadi. Peynirli omlet de yap. Şazip çok sever. Mutfağın sorumluluğunu ben üstleneceğim. Hem onlara işlerini de söylerim. Aman canım, senin ne işin var mutfakta? Ne lazımsa hizmetçiler halleder. Senin gitmene gerek yok. Bunu evimde de yapardım. Burada da yapmak isterim. Evet, ama sizin evde bir sorun varmış demek ki. Bir kadının ömrü mutfakta geçmez çünkü. Bu işleri hizmetçiler yapar. Bırak onlar halletsin. Annem doğru söylüyor. Sen neden derslerine devam etmiyorsun? Kendini meşgul etmelisin. Bir dakika, ben aslında balayı planı düşünüyordum. Balayı mı? Evet. Evet, iyi düşünmüşsün. Evet, sen hiç böyle iyi şeyler düşünme. Biz daha yeni evlendik. Balayına gideceğiz. Ne oldu? Neden hep birlikte gitmiyoruz? Fena fikir değil. Tamam, birlikte. Hayır hayır, nasıl birlikte gideceksiniz? Ben yalnız mı kalacağım? Bana kalırsa önce Samira ve Rıza gitsin. Onlar döndüklerinde de siz gidersiniz, olur mu? Ayrıca yokluğunda büyük iş kaybı oldu zaten oğlum. Çok haklısın, evet. Çok zaman kaybettik. Siz gidin. Biz sonra gideriz, değil mi İsra? Tabii. Nereye gitmek istiyorsunuz? Tamam, balayınız benden, size hediye. Çok naziksin abi, teşekkür ederiz ama düşünecek vakit olmadı. Samira, söylesene, nereyi istersin? Sonra karar verelim. Önce bir düşünelim. İkiniz bir şey söyleyin hadi. Neyse, akşama kadar düşünün. Anne, ben çıkıyorum, ofiste kahvaltı ederim, geç kalıyorum. Hayır hayır, kahvaltı nedir böyle? Anne, toplantı var, geç kaldım. Düşünün, akşam konuşuruz. Hüda Hafız. Dinle. Hı. Ofiste güzel bir gün geçir, tamam mı? Ve ayrıca sana da iyi günler. Beni özlemeyi unutma. Tamam. Güle güle. Ne yapıyorsun? Sakın bir şey söyleme, sana çok kızgınım. Kızgınım diyorum, ne yapıyorsun sen? Şimdi neye kızdın Samira? Senin yüzünden kızgınım, başka neye kızabilirim ki? Belli ki yine bir şey yaptım. Bu kez ne yaptım söyle. O Şazip kendini ne zannediyor? Ne zannettiğini bilmiyorum. Şimdi ne yaptı ha? Hadi resepsiyonu birlikte yapmamızdan rahatsız oldun, onu anladık. Ama balayını sorun ediyorsun desek, senden önce adam bunu kendi reddetti. O zaman sorun ne, bana söyler misin? O zaman söyle, balayımızı kim planlayacak? O bir şey planlamadı. Bize sadece nereye gitmek istediğimizi sordu, o kadar. Hayır, sormuyordu. Hava atıyordu.
Öyle bir konuşuyordu ki sanki biz onun izni olmadan hiçbir yere gidip gelemeyecekmişiz gibi. Bak bunları söylenirken ben de oradaydım. O böyle bir şey demedi. Konuşmasında mesaj vardı. İsra'nın yüzünü görmedin mi? O an Şazip balayı hediye etmekten bahsederken bize nasıl da küçümseyerek bakıyordu gördün. Sanki onun kocasının parasına muhtaçmışız gibi. Bizi o besliyormuş gibi. Öyle mi? Ben böyle bir şey hissetmedim. Ve Şazip de asla bunu ifade etmedi. Tabii hissetmezsin. Sen neden hissedesin ama ben farkındayım. Delirdin mi sen? Zavallı adam bize hediye etti. Hediye etmiyordu. Bize bağış yapıyordu. Çünkü o senin hiçbir şey yapmadığını çok iyi biliyor. Ve farkında mısın sadece kendi ofisin başında seninle bu konuda hiçbir şey paylaşmıyor bile. Beni dinle. Onunla bu konuda konuşmak istemiyorum. Hisseler ve ofisin sıkıcı çalışmaları beni hiç ilgilendirmiyor, tamam mı? Tamam, ilgilenme. Tamam. Ama şunu unutma, Şazib'in bütün işin sahibi olacağı ve İsra'nın bu eve hükmedeceği günler asla uzak değil. Bizi evden aynen bu şekilde atacak, unutma. Samira, ne kadar olumsuz düşünüyorsun böyle? Olumsuz mu düşünüyorum? Kendi gözlerinle göreceksin. Gezin bitti mi? Bu evin her parçası o kadar pahalı ki. Buna hiç şüphe yok. Böyle güzel şeyleri bu kadar yakından göremezdin, değil mi? Babamla abimin zevkleri çok iyidir. Ve annem evi dekore etmeyi çok sever. Biliyor musun? Evimiz küçük ama güzeldir. Gördüm güzel evini. Oradaydım. Ve kendimi boğulmuş gibi hissettim. Alışkın değilsiniz. Şazip de küçük şeylere alışkın değildi. Ama bak neye tıkılıp kaldı. Şazip'ten hiçbir şey saklamadım. Aslında... Bu arada bir şey hiç anlamıyorum. Her yerde en iyisini seçen kişi hayatının en önemli anında nasıl bu kadar sıradan bir seçim yaptı? Ben de bir şey söyleyeyim. Bu kadar sıradan seçimi nasıl yaptı? Sözüne çok şaşırdım. Çünkü yeğenlerinizi gelin etmeye nasıl karar verdiniz? Hiç anlamıyorum. Şazip arıyor. Bir dakika. Sayıma bana ilacımı getiriyor kızım. Senin kendini böyle yormana hiç gerek yok. Ben de bu formaliteyi sevmiyorum. Ama ne yapayım? Hamad'ın verdiği talimatlar yüzünden buna mecburum. O zaman Hamad'a söyle, artık benimle Sayıma ilgilenebilir. Bunu Hamad'a düzgünce sen açıklarsan benim için çok büyük bir iyilik olur. Peki ben Hamad'a açıklayacağım.
Bir de kızın sana yiyecek ve ilaç getirdiğinde hiç böyle değilsin. Benim ellerimde diken mi var ki yüzümü görür görmez suratını asıyorsun? Öyle bir şey yok nene. Sana zahmet verdiğim için çok üzülüyorum. Evet, cidden zahmet oluyor. Doğru. Neden biliyor musun? Çünkü sen ve kızın mutluluğumun düşmanısınız. Önce kızın hayallerimi mahvetti. Düğün günümde bir sürü olay çıkarttı. Sonra buradan gitti. Ve arkasından sen başıma kaldın. Benimle İslamabad'a gelmesi için Hamad'ı zor ikna etmiştim. Böylece birlikte zaman geçirecektik ama yok, buna katlanamadım bile. Hemen buraya geri dönmemiz için çok iyi oyun oynadın sen. Ben gerçekten iyi değildim nena. İyi bahane. Kızını bu eve getirmek için. Sen beni mi suçluyorsun? Sayıma İsra'yı aramış ve ona durumumun hiç iyi olmadığını söylemiş. Yoksa ben ölmüş olsam bile o zavallı kızın haberi olmayacak. Çok iyi bir oyun oynadınız kızınla birlikte. Yokluğumuzda kızın ve damadın seni hastaneye götürüp hayatını kurtardılar. Bütün bunları yaparak ve bize de anlatarak Hamad'ın kalbini kızın için yumuşattın ama benimkini değil. Saima'yı çok güzel fırçaladım. Eğer bir daha bunu yaparsa onu bu evden kovacağım. Kimi bu evden kovacaksın? Selamünaleyküm. Ben ve aleyküm selam Saima'dan bahsediyordum. Bizi bilgilendirmekte çok dikkatsizdi. Doğru diyorsun. Bir daha olmayacak çünkü annemi yalnız bırakıp bir yere gitmeyeceğiz. Ben de anneme aynen bunu diyordum. Bir insan sürekli hata yapmaz. Sen ofisten erken geldin. İyisin değil mi? Evet iyiyim. Bugün önemli bir iş olmadığı için erken geldim. İyi yapmışsın. Ben gidip sana yemek hazırlayayım hemen. Bugün nasılsın? İyiyim oğlum. Kendine çok dikkat et. Senin için endişeleniyorum anne. Yanımdasın, iyiyim. Evet, gelin. Evet. Bu kimin için? Ben bir şey istemedim. Aa, hanımım, istemediğinizi biliyorum ama Şazip Bey size meyve suyu ve sandviç getirmemi istedi. Peki, tamam, o zaman bırak, birazdan yerim. Teşekkür ederim. Aa, elbisenizi ütüleyim mi? Evet, iyi olur. Al ama lütfen dikkatli ol, tamam mı? Elbette. Siz çok iyisiniz. Şazip Bey'in eşi de sizin gibi olmalı. Ama Nimra Hanım... Nimra'ya ne olmuş? Neyse, ben gidip ütü yapayım. Söylesene, Nimra hakkında ne diyordun? Aa, biri bizi duyarsa çok kötü fırça yerim. Burada ikimizden başka kim var? Söyle çabuk. Aslında Nimra Hanım, yani Samira Hanım ve ablası, ikisi de her zaman bu eve gelin olacaklarını söylerdi. Samira Hanım başardı ama gösterdikleri onca mücadeleye rağmen Şazip Bey Nimra'yı istemedi. Neyse, iyi oldu. Onu burada kimse sevmiyor. Ben elbisenizi ütüleyeyim. Kapıyı da kapat. Tabii. Duymuyor.
Alo? Beni tekrar arar mısın? Ben telefonu açana kadar çaldırmaya devam et. Nasıl yani? Zaten aradım. Aramanı bekliyorum. Şazip. Alo? Eğer bu çağrı yetmediyse birkaç kez daha arayabilirim bayım. Bunu isterdim. Ama sonra düşündüm ki ya sinirlenirsen ya sıkılırsan. Bu yüzden açtım. Sanırım yeni bir zil sesi ayarladın ve sürekli dinlemek istiyorsun. Hayır. Çok uzun bir aradan sonra numaranı telefonumda görmek hoşuma gitti. Ayrıca odamızdan telefon edip benimle konuşan güzel karım var. Bu mutlu olmama yeter. Ne oldu, sustun? Hiçbir şey. Neyse söyle bana. Neden odama sandviç gönderttin? Öğle yemeğini düzgün yemediğini öğrendim ve bu yüzden de odana yemek yolladım. Ama buna hiç gerek yoktu. Neden gerek yok? Artık seninle ilgilenmek benim sorumluluğum. Benim sorumluluğum sendeyse seninle kim ilgilenecek? Sen. Hayatımızı birbirimizle ilgilenerek geçireceğiz. İnşallah. İnşallah. Akşama plan yaptın mı? Hayır, aslında yapmadım. Senin planın var mı? Kısa bir toplantım var. Biter bitmez geleceğim. Çünkü beni beklediğini biliyorum. Seni bekleyeceğimden eminsin yani. Evet, eminim. Çünkü evlendikten sonra ilk defa benimle dışarı çıkmak istedin. Evet. Ne giyeceksin? En sevdiğin rengi giyeceğim. Demek beğendiklerime ve beğenmediklerime dikkat ediyorsun. Peki ne yapayım? Dikkat etmem gerekmez mi? O zaman en sevdiğim renk neyse söyle onu giyeyim. Yine de güzel görünürsün. Öyle mi? Tamam. Saçlarını toplama. Açık daha güzelsin. Tamam. Hoşça kal. Akşam görüşürüz. Hoşça kal. İsra. Hey Samira. Gelsene. Rahatsız etmedim değil mi? Etmedin tabii ki. Aslında buradaki sen olduğun için izin alıyorum. Nimra olsa izin almam gerekmezdi. Hey, sözlerime alınmadın değil mi? Neden aslı olmayan şeylere alınayım? Aslında biz başından beri Nimra'yı Şazip için düşünmüştük bu yüzden. Sorun yok. Hakikat değiştiyse düşünceler de değişecek. Evet, değişti. Şazip seni buraya getirdi. Ve eğer yanlış bir şey söylersem lütfen aldırma. Ben bazen öyle konuşuyorum. Seni bütün kalbimle kabul ettim. Aramızda bir yanlış yorumlama olsun istemiyorum. Bu kadar açıklamaya gerek yok.
Neden gelmiştin? Ha, Şazip bize balayı hediye etmişti. Ben de alışverişe çıkmayı düşünüyordum. Bana yardım eder misin? Evet, elbette. Teşekkür ederim. Dışarı mı çıkacaktın? Evet. Bugün Şazip'le dışarı çıkacağız. Çok şanslısın. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sen bir de bana baksana. Rıza bana dışarı çıkmak isteyip istemediğimi sormuyor bile. Bunda ne sorun var? Eğer o sormuyorsa sen bir plan yap. Aynı şey. Sanırım haklısın. Bundan sonra yapacağım. Küçük hanım. Anne babanızla ablanız geldi. Sizi bekliyorlar. Hey, birazdan geliyorum. Tamam. Sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Demek umreye gidiyorsunuz. Allah kabul etsin ama Nimra için ne düşünüyorsunuz? Ah, ne diyeyim abla? Bizi endişelendiren de bu. Doğru dürüst sevinemedik bile. Açıkçası biz onu pansiyona götürmeyi düşündük. Genç ve güzel bir kızı evde yapayalnız bırakamayız. Neden bahsediyorsun sen Ferhan? Teyzesin evi ona küçük mü geldi de pansiyonda bırakacaksınız? Hayır abla, konu bu değil. Aslında burada kalmasının pek münasip olmadığını düşünüyoruz. Ve ayrıca bizim başka seçeneğimiz de yok. Neden seçeneğin yok? Ben varım, teyzem var. Onunla ilgileniriz. Ne pansiyonu? Burada kalsın. Mesele bu değil Samira. Aslında böyle konuşarak bana hala kızgın olduklarını anlatmaya çalışıyorlar. O yüzden böyleler. Haydi abla, öyle bir şey yok. Yanlış anlıyorsun. Aslında Nimra burada kalmak istemiyor. Aman, Nimra ne diyecek buna? O daha çocuk. Ben onunla konuşacağım. Ve şundan eminim, beni reddetmeyecektir. Teyzem çok haklı. Burada kalması daha doğru baba. Lütfen ona izin ver. Tamam. Eğer öyle istiyorsanız Nimra ile konuşmayı dene. Belki teyzesinin sözünü dinler. Evet evet, neden dinlemesin? Sen git bir çaya bak kızım hadi. Hemen bakıyorum. Peki seyahat için hazırlıklar bitti mi? Dua et de abla hayırlısıyla gidip dönelim. İnşallah Rabbim sağ salim geri getirsin. Nereye daldın? Hiçbir yere. O zaman neden konuşmuyorsun? Bir şey sormadın ki. Ne? Sanırım Nimra'nın bizde kalacak olmasından rahatsızsın. Haksız mı? Öyle olmam gerekmiyor. Kesinlikle gerekmiyor.
O bizim için hangi ara bu kadar önemli oldu da onu tartışacağız? Doğru diyorsun. Bu yüzden gülümseyen İsra'mı geri istiyorum. O kadar. Bu iyi mi? Kesinlikle. Ne yiyeceksin? Kurabiyeli dondurma. Hmm, sanırım diyettesin. Evet, bu yüzden iki top. Kurabiyeli dondurma. Evet, iki top. Çok mutlu görünüyorsun. Sen? Evet ben. Beni acı içinde bırakıp nasıl mutlu olabiliyorsun İsra? Niye buradasın? Seni görünce dayanamadım. Bu yüzden geldim. Bu arada bana hiç haksızlık yaptığını düşünmüyor musun? Benimle evlenmeye söz vermiştin. Şimdi hayatını Şazip'le geçiriyorsun. Bak, evlilik kararını büyüklerim verdi. Ben istemedim. Ama artık evliyim ve bu gerçeği kabul etsen daha iyi olur. Hayır. Bunu kabul edemem. Etmek istemiyorum. Sana büyük bir saygıyla evlenme teklifi göndermiştim. Biz hazırdık, her şey neredeyse bitmişti. Seni gelin olarak bekliyordum ve o ne yaptı? Seni zorla benden aldı. Senin onuruna değer vermeyen biriyle nasıl mutlu olabilirsin İsra? Lütfen söyle bana, nasıl? Baban onun yüzünden öldü. Kendine bir bak. Vay be. Babanın katiliyle çok mutlusun değil mi? Ne güzel. Lütfen buradan git. Konuşmak istemiyorum. Şazip biliyordu. Yaptığı her şeyin yanlış olduğunu biliyordu. Bu yüzden bizi ayırmak için tüm taktikleri uyguladı. Ama baksana. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Karşındayım. Burada. Neden peki? Çünkü seni çok seviyorum. Buradan gitsen daha iyi olur. Seni her zaman bekleyeceğim. Al bakalım. Ne oldu İsra? Yine dağıldın. Sorun ne? Ne oldu? Söyle hadi. Hiçbir şey. İsra, dondurma istemiştin. Nereye daldın? Hiçbir yere. Teşekkür ederim. İyi misin sen?
Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Buradan geçiyorduk. Sizi görmek istedik. Otur. Nasılsın anne? İyiyim kızım, Allah'a şükür. Kontrole gittiniz mi? Aslında yarın randevum var. Sizi götüreyim mi? Çok teşekkür ederim. Ben sana gerçekten minnettarım. O gün sen olmasan ne olurdu Nasıl acaba? Nasıl konuşuyorsunuz öyle? Allah uzun ömürler versin. Teşekkür etmene gerek yok. Canım, herkes sevdikleri için bunu yapmaz. Yani ikinizin yaptığı şeyi. Aslında buraya gelerek hata ettin kızım. Ben sanmıyorum ki Hamad seni affetsin. Gördün mü? Nasıl da korkmadan gelmiş. Ama ben senin onun buraya gelmesinden hoşlanmadığını çok iyi biliyorum. Yenge, biraz abimle konuşayım. Kardeşinle hasret giderebilirsin. Abi, lütfen bir kez olsun bana bak. Lütfen. Abi, babamdan sonra sen kaldın. Sen İsra'nın gözünde yaş görmeye dayanamazsın. Çocukluğumda ne zaman bir şey istesem, gözlerime yaşlar doldururdum. Çünkü Hamad abim ağlamama dayanamazdı. Ve ben ağlamadan önce tüm dileklerimi yerine getirirdi ama şimdi... Bak bugün gözlerim yaşlarla dolu. Ama artık kalbim bana acımıyor. Çünkü sen... Benim için bir şey hissetmiyorsun. Belli ki artık beni sevmiyorsun. Ben Şazip'i sevmekten başka bir hata yapmadım. Sana, babama... Ya da anneme zarar vermeyi düşünemem bile abi. Şimdi ne yapayım? Ne olduysa oldu abi. Lütfen İsra'nı son kez affet abi. Sana söz veriyorum. Bir daha asla seni incitmeyeceğim. Benden şikayet etme şansı vermeyeceğim ama bir kez olsun beni affet abi. Lütfen beni artık affet. Abi, lütfen.
mutlu ol. Kızlarım önce Allah'a, sonra sana emanet. Onlara çok iyi bak lütfen. Hadi Ferhan, neden endişeleniyorsun? Onlar benim de kızlarım. Benim için çok değerliler. Biliyorum, bu yüzden içim rahat gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın ve Nimra'yı da hiç merak etmeyin, tamam mı? Tamam, tamam. Buyur. Evet, sağ ol. Bu ne terbiyesizlik? Terbiyesizlik değil. Artık bu evde yaşayacağımı söylemeye geldim. Valizlerini toplasan iyi olur. Öyle görünüyor ki hala bir rüyadasın. Hayatın paramparça olacak. Rüyada olan sensin. Burada kalmak için birkaç günlüğüne izin aldın. Ömür boyu burada kalma hayali mi kuruyorsun? Sanırım Şazip tarafından nasıl aşağılandığını unuttun. Biliyor musun? Ben senin daha gururlu bir kız olduğunu sanıyordum. Bir kere de olsa aşağılandığın yere geri dönmezsin diye düşündüm. Ama çok yanılmışım. Belli ki tekrar tekrar aşağılanmaya ihtiyacın var. Kendini ne sanıyorsun sen? Seni öldürürüm. Öldüreceğim seni. Dur. Dur dedim. Bırak beni. Nimra, bırak. Ne yapıyorsun? Götür onu. Ne yapıyorsun sen? Ablan delirmiş. Sürekli elimden kurtuluyor ama bugün onu... Nimra, kes sesini, sus artık. Onu buradan götür, hemen götür. Çek Nimra, o elini. Sen ne yapıyorsun? Aklını başına topla. Ve onun evin büyük gelini olduğunu unutma, tamam mı? Özür dile çabuk. Nimra, özür dile dedim. Üzgünüm İsra. Onun adına ben özür dilerim gerçekten, lütfen. Onun kendi dilinizle anlamasını sağla. Gelecek sefer ben anlatırım. Özür dilerim. Teşekkür ederim. Git. Nimra, ne olur sus. Alo. Hatrını sormak için aramadım. Söylesene, neden oyalanıyorsun? Aslında doğru zamanı kolluyorum. Doğrusu ne zamanmış? Yakında. Bak, eğer beceremiyorsan bana söyle. Ben başka bir çözüm bulurum. Güven bana. Ben halledeceğim. İsra'nın Şazib'in hayatında olmasını istemiyorum. Elinden geleni yap. Seninle amacımız aynı. Merak etme. O kimdi? Haris mi? Neden bu kadar acele ediyorsun? İsra'ya saldırman çok mu gerekliydi? Sen kendi işinle ilgilen artık. Bu kız çok sabırsız.
Aklından neler geçiyor böyle? Çok şükür. Doktor iyi olduğunu görünce çok sevindi doğrusu. Ama bakalım raporların nasıl çıkacak. Oğlum ben gayet iyiyim lütfen. Rica ediyorum benim için boşu boşuna endişelenme sakın. Bu arada iyiyim derken çok haklısın anne. İsra affedildi. Artık bu eve özgürce gelebilir. Evin mutluluğunu bitiren, babasının ölümüne sebep olan kız kolayca affedildi. İyi olmalısın. Nena. İstersen 10 kez sus de. Ama sana açıkça söylüyorum, İsra'yı bu kadar kolay affetmenden gerçekten hoşlanmadım. Ne yapmalıydım? Affetmem gerekiyorsa ne yapayım? Asayım mı onu? Evet, as. Sakın haddini aşma. Kime nasıl davranacağım konusunda senin tavsiyene ihtiyacım yok. İnan ben de hiç akıl vermekten hoşlanmıyorum. Sadece doğruyu yapmadığını söylüyorum. Hadi ama. Şimdi niye tartışıyorsunuz ki? Yokluğumuzda o çok kıymetli İsra'nı ve Şazib'i sen kahraman yaptın. Bir de neden tartıştığımızı mı soruyorsun yoksa? Harika anne. Eğer bir kelime daha söylersen seni boşamadan önce bir saniye bile düşünmem. Boşa o zaman. Beni daha önce de bir kez annem ve kardeşin yüzünden boşamakla tehdit etmiştin. Bu işi bu kez kesin olarak bitir ki ben de özgür olayım. Ama sen nasıl konuşuyorsun öyle? Nena biraz yavaş ol. Sen ve kızın istediğinizi yapabilirsiniz ama ben susmam için bu evde sürekli tehdit ediliyorum. Saçmalamayı kes artık! Hamat, ben seni böyle yetiştirmedim oğlum. Sen nasıl Nena'yı tehdit edersin böyle? Nena sen lütfen odana git kızım. Odama gitmeyeceğim, bu evden gideceğim. Boşanmakla tehdit edildiğim evde kalmayacağım. Burada kalmakla sadece kendimi aşağılıyorum. Nena! Hamat durdur onu. Nena! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.